ki o da yarın ya da öbür gün gerçekleşebilecek bir görüşme. Şimdi özellikle dövizdeki hareketlilik ve ekonomideki kimi verilerin olumsuz çıkmasıyla birlikte son birkaç ayda çok fazla konkordata ilanı görmüştük biz. Ama bunların ne kadarı gerçekten ekonomik zorluklar karşısında, bu yaşananlar karşısında güç kaybetmek ve ne kadarı fırsata çevirmek için yapıldı, orada bir soru işareti var. Bu nedenle hükümetin harekete geçtiğini görüyoruz. Mecliste kabul edilen yasayla konkordato ilanı zorlaştırıldı. Mecliste kabul edilen yasaya göre konkordato talebine eklenen belgeler arasındaki finansal analiz raporu güvence veren denetim raporu olarak değiştirildi. Söz konusu rapor, kamu gözetimi, muhasebe ve denetim standartları kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye denetim standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanacak. Raporu alamayan konkordato başvurusu yapamayacak. Yasayla ticari alacaklar ve tazminatta dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi. Arabulucular alacak verecek meselelerini 6 hafta içinde karara bağlayacak. Bu süre en fazla 2 hafta uzatılabilecek. Uygulama Ocak ayında başlayacak. Elektrik, su, telefon faturalarında da yeni dönem başlıyor. Artık abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibi elektronik ortamda yapılacak. UYAP bünyesinde merkezi takip sistemi oluşturulacak. Düzenleme 1 Haziran